Bu videoda arz ve talep eğrilerinin hareketleriyle oluşan tüm olası senaryoları inceleyeceğiz. Karşımızda aynı grafikten 8 tane olmasının sebebi de bu zaten. Çünkü toplam 8 olası senaryo var. Her biri dondurma piyasasındaki belirli bir noktayı gösteriyor. Bu arada grafiklere başlık vermek gerçekten de çok önemlidir. Hele hele söz konusu olan yazılı bir sınavsa sakın unutmayın dikey eksende fiyatı temsil eden P, yatay eksende de miktarı temsil eden Q var. Eğimi yukarı yönlü olan arz eğrisi. S1 olarak adlandırmamın sebebi bunun başlangıç noktası olduğunu belirlemek. Eğimi aşağı yönlü olan da talep eğrisi yani D1. Bu iki eğrinin kesiştikleri nokta denge fiyatı yani P1 ve denge miktarı yani Q1'i belirliyor. Az önce söylediğim gibi, eğer yazılı bir sınavdaysanız, grafiğe başlık vermenin yanında eğrileri isimlendirmeniz, P1 ve Q1'i ayrıca kesişim noktasından da bu şekilde kesikli çizgileri çizerek bunların eksenleri nerede kestiklerini de göstermeniz gerekir. Bunları hatırlattıktan sonra şimdi de arz ve talep eğrilerindeki olası değişiklikler sonucunda denge miktarı ve denge fiyatına neler olduğunu inceleyeceğiz. Birinci grafikte büyük bir üreticinin dondurma piyasasına girdiğini ele alalım. Bu durumda arz artar öyle değil mi? Hemen not ediyorum. Bu fiyatı ne olursa olsun üreticilerin daha fazla miktarı arz edecekleri anlamına gelir. Arz eğrisi sağa kayar. Buna S2 ismini verelim. Evet arz eğrisi sağa ve biraz daha aşağı kayıyor. Bana bu durumda denge fiyat ve miktarına ne olduğunu söyleyebilir misiniz? İşte burada. Eğer kesikli çizgileri çizersem denge fiyatının yani P2'nin daha düşük, denge miktarının yani Q2'nin de daha yüksek olduğunu görebiliriz. Bu arada talep eğrisinin alıştığımız gibi yani bu şekilde aşağı eğimli olduğunu varsayıyoruz. Evet, bu durumda hemen yazıyorum. Fiyat düşer, miktarı artar. Şimdi bu grafiğe gelelim ve bunun tam tersini yani arzın düştüğünü düşünelim. Bu durumda ne olur dersiniz? Denge fiyat ve miktarı bundan nasıl etkilenirler? Burada fiyat ne olursa olsun arz daha düşük olacak. Öyle değil mi? Ve bu da arz eğrisinin sola ve yukarı kayması anlamına gelir. Buna gene S2 adını veriyorum. Denge noktası nerede? İşte burada. Bu yeni fiyat. Arttığını görüyorsunuz, değil mi? Bu da yeni miktar. Miktarda düşüş var. Bunları not edecek olursak fiyat arttı, miktar düştü. Bu iki senaryoyu ele aldığımızda olan bitenin kulağa mantıklı geldiğini umuyorum. Mantık olarak piyasaya yeni bir üretici girerse miktar artar. Rekabet artar ve fiyatlar düşer. Burada ise arz düştüğünde, mesela dondurma dükkanlarından bazıları kapandıysa, miktar düşecek ama fiyatlar artacaktır. Evet. Piyasadaki sınırlı sayıdaki dondurmacı için çok daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Şimdi aynı şeyleri bir kere daha yapacağız ama bu sefer talep eğrisiyle. Öncelikle talebin arttığı bir senaryoyu değerlendirelim. Evet. Talep artınca neler olur? Eğer dondurmanın sağlık açısından çok ama çok faydalı olduğuna dair bir rapor yayınlanırsa, doktorlar televizyonlarda sağlığınız için her gün en az bir dondurma yiyin diye bağırırsa, dondurmaya olan talep artar. Yani fiyat ne olursa olsun insanlar daha fazla dondurma talep ederler. Bu da talep eğrisini yukarı ve sağa kaydırır. Buna da D2 ismini verelim. Yeni denge noktamız da bu. Gördüğünüz gibi Q2 ve P2 burada. Yani ikisi de arttı. Hemen not ediyorum. Talep arttığında hem arz hem de talep artmış oldu. Tabi bu durumda da arz eğrisinin alıştığımız gibi yani eğiminin yukarı yönlü olduğunu varsayacağız. Bu senaryoda gayet mantıklı öyle değil mi? Daha fazla insan dondurma almak istediğinde arz eğrisinde bir değişiklik olmayacak ve biz de bu eğri üzerinde sağ ve yukarı doğru ilerleyip yeni denge noktasına ulaşacağız. Kısacası fiyatta, miktarda arttı. Talep düşünce de bunun tam tersi olmasını bekleriz. Evet, talep düşerse mesela biri dondurmanın sandığımızdan da zararlı olduğuna dair bir rapor yayınlarsa, doktorlar "Sakın dondurma yemeyin, hasta olursunuz." derse Fiyat ne olursa olsun insanlar daha az dondurma talep edeceklerdir. Öyle değil mi? Başka bir de işte talep eğrisi sola ve aşağı doğru kayar. Hemen D2 yazıyorum. Denge miktar ve fiyatı da şu şekilde. Bu yeni denge fiyatı yani P2, yeni denge miktarı yani Q2 de burada. İkisinin de azaldığını görüyorsunuz, değil mi? İnsanlar dondurmanın sağlıksız olduğunu düşündükleri için dondurma almayacaklar ve hem fiyat hem de miktar düşecek.